Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni 10 numara mükemmel bir video çekeceğiz. İlk başta videomuzu çekmeden önce ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bilgilendirmemiz, benim daha önceki videomda, yayınladığım videomda bazı arkadaşlar renk dosyalarını, DAT dosyalarını bulamamışlar. Videomun hemen altına bakarlarsa, şu şekilde daha fazla göster diyelim. Burada örnek vereyim. Şuraya tıklayalım. Açılıyor. Kapatalım. Daha sonra renk dosyası diyelim. Burayı bekliyoruz. Saniyenin saymasını bekliyoruz. Saniye bittikten sonra dosyayı indir butonuna bastığınızda dosya otomatikman iner. WinRAR dosyası olarak. Şimdi burayı kapatalım. Burayla bir işimiz kalmadı. Şimdi bugün sizlerle nerenin videosunu çekeceğiz. Hemen Google'umuzu açalım. Daha önce gidip gezdiğim yerler var. Yavaş yavaş ben onların videolarını size çekeceğim. İlk başlarda nereye gittiysem oradan başlayayım dedim. Şuradan daha önce bulmuştum ben daha önce. Ama inanın ki taramasını yapmadım. Vallahi yapmadım. Onun için daha yeni yapacağım. Deli Ömer. Bu Deli Ömer İzmir'in Menderes yolu üzerinde Gümüldür istikametine giderken yolun üzerinde kalıyor. İlk başta şuraya bir güzergaha bir bakalım. Deli Ömer köyü burası. Hemen şöyle yapalım. Şaşal. Zaten ileri gittiğimiz zaman Gümüldür'e doğru gidiyor. Şimdi gelelim, burada ne var? Burada o kadar güzel bir eski yaşanmışlık var ki, yani öyle böyle değil. Ben şurada hemen bir tıklayayım. Normalde bu yoldan geliyorsunuz. Şurada levha var. Deli Ömer levha. Deli Ömer 3 yazar. Şaşalı geçtikten sonra. Buradan girdiniz. Şurası. Burası hayvan barınağı. Burada bir sürü köpek var. Siz deyin 50 tane, ben deyim 100 tane. Eğer imkanınız varsa buraya gezmeye geldiğinizde yemek getirirseniz sevinirim. Hayvanlar da sevinir. Şimdi gelelim ileriye. Bu yoldan geldiğinizde şu şekil. Böyle takip ediyorsunuz. Buradan kıvrılıyorsunuz. Yazın bu yollar kuru olur. Ama kışın vıcık vıcık çamurlu olur buraları. Bu yoldan geldik. Geldik. Buradan devam ettik. Ben geldiğim yolu söylüyorum size. Geldim tam buraya. Ben kendi arabamı tam buraya park ettim arkadaşlarla beraber. Şimdi şöyle ufak bir kısa bir bilgilendirme daha yapayım. Ben bunu bilgi amaçlı yapıyorum. Kesinlikle definecilerin hani gidip görüp de kazması için yerler vermiyorum. Hani öyle bir şey yapacaksanız da devletten habersiz yapmayın arkadaşlar. Devletli izinli yapın. Lütfen. Yani beni anlıyorsunuzdur inşallah. Şimdi barınağa geçtik. Şöyle bir deve diyelim. Şurada. Şurada mükemmel bir, tam şu bölgede, tam ağaçlardan görünmüyor. Şurada. Bir deve var. Akıllara zarar. Ya öyle böyle güzel değil yani. Şurada oturan bir deve var burada, kocaman ama. Gördüğünüz zaman zaten devenin altını kazmışlar, üstünü kazmışlar, yarmışlar, yandan yarmışlar. Tam da şu yolu geçtikten sonra şurada bir yerde de yavrusu var, şurada bir yerde. Sanırsam şurada bir yerde kalıyordu. Tam karşısında şurada. Hemen yanlarında şu taraflarda, burada, bu taraflarda da mezarlar falan var. Ben size bu mezarların, gittiğim yerlerin fotoğraflarını yayınlayacağım. Göstereceğim. Şimdi bu çok eski bir fotoğraf. Şöyle bir, sanki bir delik gibi bir şey var burada ama herhalde ağaçtır bu. Şimdi bu 2002'nin görüntüsü. Burayı, pardon, şöyle 2019 yapalım. 2002'de böyleymiş. Tertemiz. Bu zamana gelince her yeri kazılmış.
Şimdi gelelim şöyle. Deve dedik. Barınak dedik. Deli Ömer dedik. Geldik. Ben daha önceden gezdiğim buraları ben bayağı bir yukarı çıktım. Tırmandım yukarılara doğru. Buraları falan bayağı bir gezdik. Burası bayağı bir yamaç ama. Yani, hani yürülür de yani şey değil yani. Yani çok da sağlıklı değil aslında. Şurası da bakılacak yer. Ben bu zaman bir zamanlar hani oraya gittiğim zamanlar şu yerden bir kıl kapmıştım. Şimdi o zamanlar var mıdır yok mudur falan filan gibisine tam şu bölgede bakılacak dedi işaretledim. Ama ben bu videoyu birebir çekiyorum. Hani daha önceden de bakmadım buraya. Ne çıkacak onu da bilmiyorum. İsterseniz size şu bölgenin kısa bir öz bir fotoğrafını göstereyim. O da şöyle. Şöyle bir tıklayalım. Bu arada abone olursanız sevinirim. Lütfen arkadaşlar hani emeğim var. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani sevinirim abone olursanız. Şöyle bir tıklayalım. Burası o bölge arkadaşlar. Burası o bölge. Şu anda her tarafını defineciler yağmalamış, yıkmışlar. Öyle çok fazla bir fotoğraf çekmeyi de sevmiyorum ama o zamanlar fotoğrafladım birkaç bir şey. Burada bir kalp var. Öyle bir dikkatimizi çekti. Hala duruyordu. Belki de parçalamışlardır. Bilmiyorum. Burada bir artık ayak resmi mi, kalp resmi mi öyle bir şey var köşede. Şu uzaktan. Yukarıdan mezarlar falan var. Şu taraf bir uzaktan görüntü aldık. Şu yamaçtan doğru yukarı çıkınca bayağı bir yukarıda kalıyor. Şunun şöyle göstereyim. Şurada şuradan şöyle 11 mi desem 14 mü desem delik var şurada. Şurada. Benim gittiğim zamanlar burası duruyordu. Ama şimdi buradan şöyle bir aşağı bir 20 metre delmişler. Yani öyle böyle delmemişler yani. Bu da kocaman bir delik var. Bu hemen önü. Bu ön tarafı üstü delikler. Delmişler. Şuradaki vatandaş benim. Daha önceki fotoğrafım. Şurada da güzel bir kaya resmi var. Yani kaplumbağa mı, kurbağa mı artık ne derseniz. Hemen altını zaten kazmışlar vatandaşlar. Geçelim şöyle. Buralarda hep mezarlar falan. Hep kaya mezarları. Şu şekilde. Arkadaşlar hani yorumlarda bana burayı yeri gösterin. Tarif edin. Şöyle böyle demeyin. Bakın zaten yeri gösteriyorum. Koordinata da girin. Sizi nokta götürsün. Buraları. Bunun aşağısında hamamlar da var. Deli Ömer yazdığınız zaman otomatik mi hamama döner iş. Defineciler hep yemiş içmiş. Buralar. Şöyle. Buraları doldurmuşlar. Eskiden. Açmışlar burada. Odalarını artık bir şey bulmuşlar mı bulmuşlar mı bilmiyorum. Bu şekilde. Fotoğraflar bu şekilde. Yani inanır mısınız ufak tefek kayaların ta altına kadar girmişler. Şimdi şu Google'ımızı açalım. Bakılacak yerimize inelim. Şu bölge. İndirelim. Şurada ne uyuz oldum acaba delik mi burası? Noktamız burası. Şimdi arkadaşlar ben bakacağım. Hani daha önceden bakmadım dediğim gibi. Bir şey var yok bilmiyorum gerçekten. Sadece bilgilenmek amaçlı. Bir bakalım. Ölçümleri santimetre yapalım. Şöyle rengimizi
Ne yapalım? Geçen sefer şey yapmıştık. Bu sefer siyah olsun. Tamam. İndirelim. Şöyle. Bir yuvarlayalım. Ondan sonra karalamaya başlayalım. Öyle bir karalayın ki boşluk kalmasın. Şöyle yavaş yavaş dolduralım. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki ben diyor yol çizgisini çizdim ama 3-5 kere de hep farklı farklı delikler çıkıyor. Farklı farklı çıkar. Sen buradaki ayarladığın Google Earth Pro'yu yukarıdan aşağıdan paralelliğini yanlış ayarlarsan, yol çizgilerini düzgün yapmazsan her seferinde malzeme başka yerde çıkar. Yani benim elimin buna alışması çok uzun zamanımı aldı. Onun için hani dikkatli izleyin. Yani atlamadan devam edin. Bu şekilde. Videomu baştan sona böyle dinlerseniz, izlerseniz sevinirim. Çünkü YouTube dakika yapmamı istiyor. İzletmemi istiyor. İzlerseniz sevinirim. Ya en azından belki birkaç kuruş cebimize bir şeyler girer. Hani daha farklı, daha güzel videolarla karşınızda olurum. Kafamda hani çok güzel videolar var ama hani bir şey de kazanamadıktan sonra yapmanın da bir anlamı da yok. Onun için şöyle bir devam edelim. Videoyu çekmesi var, ayarlaması var. Ondan sonra daha sonra bu video düzenleme programları falan var. Onlarla bir düzeltiyoruz bunları. Daha sonra alıyoruz, temizliyoruz, ucundan kıyısından ayarlama yapıyoruz. Ya var da var işte. Ta ki yükleyene kadar. Yükledikten sonra bazen bir müzik koyuyoruz arkasına. YouTube Tank diye arkasından mesaj atıyor. Diyor ki koyduğun sesli müzik lisanslıdır diyor. Ya sil ya ceza yersin falan filan. Onun için şöyle dolduralım güzelce. Elimden geldiğince her cuma bir tane video atmaya çalışacağım. Böyle daha önce gittiğim yerler falan var. Onları resimlerle beraber hep yayınlayacağım. Şu şekilde. Çorba yapalım. Bu kadar yeter. Şöyle bir gelelim. Ne diyelim? Deli diyelim. Tamam. Şunları kaldırdık. Ne yapıyoruz? Sağa tıklıyoruz. Yeri farklı kaydet. KML yaptık. Masaüstü. Okey. Bunu indirelim. Bununla bir işimiz kalmadı. Bunu buraya atalım. Daha sonra ne yapıyorduk? Buradaki dosyamızı açıyoruz. Plain text. Dosyaları seç. Buradan deli. Okey. Tıkladık. Best available. Convert. Şuradan doluyor. Geldi dosyamız. Zaten şurası geldi mi demek ki bir hata sıkıntı yoktur yaptığınız işlemde. Dosya indi. Dosyamızı şöyle alalım. Daha sonra bununla da bir işimiz kalmadı. Şuraya yenileyelim. Yani adı değiştirelim. Deli diyelim. Bunu ne yapıyorduk? Surfer 15 programı. Tıkladık. Thank you.
Left pilot. Şöyle dedim, bu SurfWorks 15 programı full olarak, hani ben arkadaşlar yapsın diye fullünü verdim, videosunu da yayınladım. Şimdi adam indiriyor, diyor ki ben bunu nasıl yapacağım? Arkadaş bak, sana videosunu gönderdim. Videosunu yaptım. Yani oradan bakacaksın, yapacaksın. Nasıl full olur? Dosya dedik. Masaüstü. Buradan deli dedik. Aç. Okey. Sağ tıkla. Delete dedik. Yukarıya çek. Buradan da sil. Evet. Bu şekilde çok güzel. Şimdi farklı kaydet, yani sağ ve az. Masaüstü. Ne yapıyorduk? Dat data dedik. Kaydet. Okey. İndirelim. Nereye gitti? Buraya. Geldi. Şimdi tekrardan gelelim. Pilota. Buradan grid. Grid data. Geldik. Deli dat. Tıkladık. Aç. Buradan B A filtre median Z dedik. Okey diyoruz. Advantage'ı geldik. Çift tıklayın. Şu şekilde 90. Şurayı 3. Okey. Şuraya lineer diyorsunuz. Okey dedik. Data 193. Maksimumu da 201. Bize rapor versin mi? Versin. En azından doğruluk payını yaparız. Çünkü onu vermedi mi, daha sonra hata olup olmadığını anlayamıyoruz. Bu videoyu herhalde bugün yetiştiririm size. Arkadaşlar hani sizden ricam, abone olursanız tekrardan sevinirim. Gerçekten uğraşıyorum bu işler için. Hani siz de izleyip de zevk alıyorsanız, bir şeyler yapabiliyorsanız ne mutlu bana. Yani hemen şu bölgede, şurada abone ol tuşu var. Şuraya bir kere basacaksınız, o kadar, başka bir şey yok. Şurada bir kere. Yani bir kere basın. Yani beni memnun edersiniz, mutlu edersiniz. Bir kere. Şimdi dolmasını bekleyelim. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar, şimdi ben buraya bakıyorum ama ya bir şey de çıkmayabilir yani. Ya bir şey de çıkmıyor deyip de ilk defa izleyenler varsa benim diğer videoma baksınlar. Orada malzemenin nasıl olduğunu görürler. Şimdi ne olacağını gerçekten ben de bilmiyorum. Tamam. Kapattık. Kaydedilsin mi? Kaydedilmesin. Şimdi indirelim tekrardan. Geldik bunu buraya. Geldik tekrardan. Bu sefer ne yapacağız? Filtreleme işlemi. Geldik. Props. Deli dedik. Aç. Kaydetme. Yani yeni bir dosya oluşturma. Tıkladık. Okey. Tekrardan geldik. Bu sefer ne yapıyoruz? Out. Dedik mi? Aç. Kaldırdık. Buradan da Laplacian operatör dediğimizde okey, evet. Filtre, daha sonra nonlinear, otherden median, şuradaki ayarına bakın arkadaşlar. Browse dedik, auto, burayı 9. Ben bunların her türlüsünü denedim. En güzel veriyi böyle veriyor. Ya burası niye 90, niye 100 değil dedim mi? İstiyorsan 100 yap, olmuyor.
90 kaldırdık. OK. Evet. İşlemi yapıyor, yani filtreyi yapıyor diyor. Tamam. Tekrardan filtre. Buradan 2, order 2, 3. Tıkladınız. Tekrardan auto. Artık işimiz hep out'la. Burayı kaldıralım. Diki. 3'ü tıklayalım bir daha. Okey. Evet. Tekrardan filtre. Bak buraları sakın karıştırmayın. Order 2 tekrardan. Laplacağım 1. Out. Auto'yu tıkladık. Aç. Diki kaldırdık. Okey. Evet dedik tekrardan. Şimdi calculus. Tekrardan burayı. Bu yaptığınız işlem verileri hep filtreliyor. Yani inceltiyor diyeyim. Kaldıralım. Tekrar şöyle tıklayalım. Evet. Filtre. Buradan nonlinear. Şuradan Laura geldiğimizde şimdi sonuç çıkacak. Bakalım bir şeyler var mı yok mu? Burasını kaldırmıyoruz bu sefer. Okey. Evet. Şöyle bir şey çıktı. Üstünü tıkladık. Daha sonra geldik Load'dan. Buradan uydu renkleri dedik. Biri dedik. Aç. Okey. Aynen şurada. Aynen burada. Arkadaşlar bak burada, şurada hani dediğim gibi olmayabilirdi. Yani burada olmayabilirdi. Demek ki bir şeyler var. Ama bu ne? Şimdi demir de olabilir. Yani demir de olabilir, bakır da olabilir, boşluk da olabilir, oksit yapmış gaz da olabilir. Yani her şey olabilir bu. Yani malzeme olacak diye bir kanun yok yani. Tamam mı arkadaşlar? Yani her şey olabilir. Şimdi gelelim şöyle. Bunu sağ tıklayalım. Kopyala. Yapıştır. Kaydıralım şöyle. Şuradan bir rengini bir açalım. Şurada görünüyor detaylı. Şöyle. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Bunun metrajına, yani bu deliğin metrajına bakalım. Bunu da nasıl yapacağız? Hemen Home'ye geldik. Map Wizard. Daha sonra Props dedik. Buradan masaüstü. Geldik Auto. Aç. Buraya geldiğinizde şu anda geldi. Burası. İleri tıklayalım. Şimdi metresine bakıyoruz ama metresi yani doğru çıkmayabilir. Yani onun garantisi yok yani. Belki 3 diyecek, belki 2 diyecek, belki 1 diyecek. Bilmiyorum. Bakacağız. Şöyle bir döndürelim. Yanlış oldu. Bir dakika. Şöyle, şöyle, heh. Geldik, şunu şöyle, kaldıralım şunu, şunu şöyle bir çekelim, şu
Şunu bir ayarlayalım ya. Kaldı vallahi böyle. Her neyse, bunu sil. Bir daha kopyala. Paste diyelim. Tıklayalım. Şuradan at diyelim tekrardan. Bir. Okey. Okey. Malzeme burada. Şunu şöyle büyütelim. Şimdi metre. Bunu tıkladık. Bunu tıklayınca metre çıkıyor. Metreyi tıkladınız. Buraya geldiniz. Tam yüzeyin üstüne tıkladınız. Aşağı tıkladığınızda şuradan şurası. Ne demiş? 0 0 0 12 falan. Bu 12 metre. Tamam mı arkadaşlar? Yani 12,5-13 metre derinlikte. Yani şöyle yapalım. Kapatalım. Bir daha. Şöyle tıklayalım. Aşağı doğru. Tamam mı arkadaşlar? Yani bakın. 1-2 metre. 3. Şöyle 4 olacak. 5-6-7 8 indi. 11,5-12 metre. Neyse. Metrajını da öğrendik mi arkadaşlar? Metre. Şimdi gelelim bunun noktasına. Bunun noktası nerede? Şimdi buradan 38, 17, 87. 38.17.87 miydi? Boşluk. Daha sonra gelelim 87, tam böyle 87 nokta, tamam 87. 38 17 87. Şöyle bir daha bakalım. 38 17 87, tamam. Buradan şöyle tam ortaladığımızda 27 0 84 0 3 diyelim. 27 0 8 27.08 4 0 3 4 0 3. Okey dediğimizde gitme abi. Şu taradığımız yerin yani tam burada. Yani şöyle bir kaldırdığımızda tam burada. Buradan aşağıda gösteriyor. Tamam mı arkadaşlar? Durum böyle. Bu videomuzun da sonuna geldik. Şöyle bir kaldırayım. Videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Aklınıza takılan yorumlarınız olursa alta belirtin. Ben hemen cevap atıyorum size. Ya uyumadığım sürece ben size cevap atarım. Tamam mı arkadaşlar? Şimdiden teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.